Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere vişneli brownie tarifi vereceğim. Tutmama ihtimali olmayan lezzetli mi lezzetli, oldukça güzel bol çikolatalı bir brownie. Dokusunu da görmek isterseniz nemli nemli bakın. Çok güzel gerçekten. Merak edenleri hiç bekletmiyorum. Hadi hemen tarif ediyorum. Vişneli brownie'mize başlarken öncelikle 200 gram bitter kuvertür çikolatayı şöyle ben küçük parçalara ayıracağım. Bunun sebebi de menmari yönteminde güzel eriyebilmesini sağlamak. Çikolatamızı benmari ile kullanacağımız kasemizin içine alıyoruz. 125 gram tereyağımızı da çikolatamızın üzerine ekliyoruz. Ve şöyle kaynamakta olan bir suyun üzerine beraberce koyuyoruz. Bu şekilde arada bir spatula yardımıyla karıştırarak güzelce erimelerini sağlayacağız. Çikolatamız ve tereyağımız erirken biz de bir su bardağı şekeri çırpma kabımızın içine alıyoruz. Üzerine de oda sıcaklığında 2 adet orta boy yumurtayı ekliyoruz. Ve mikser yardımıyla şöyle güzelce şekerler eriyip yumurtalar kabarıncaya kadar çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi şeker ve yumurta harika karıştılar, kabardılar, rengi de açıldı. Şimdi bu aşamadan sonra bir kenara alıyoruz yumurtalarımızı. Çikolatamız ve tereyağımız güzelce eridiler. Spatula ile şöyle karıştırarak biraz da ılınmasını sağlıyoruz. Biraz sonra yumurta ile buluşturacağız. Çikolatamızın ve tereyağımızın ılık olması lazım, sıcak olmaması lazım. Yumurtayı aksi takdirde pişirebilir karıştırdığımızda. Ama şöyle tuttuğuma göre gayet ılık. Şimdi bunu aşamadan sonra mikseri bırakacağım ve çırpma teliyle işime devam edeceğim. Yumurtalı şeker karışımımı önüme alıyorum. Çırpma telimle şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Ve şöyle çikolatamı azar azar yavaş yavaş yumurtaların üstüne dökerken bir yandan da çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi ununu ekleyeceğiz. Evet, kıvamı bu normal kek kıvamı gibi. Şimdi brownie'mizin üzerine bir su bardağı un, bir pakette vanilin ekleyeceğiz. Ben vanilini önce unun üzerine ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi unun üzerine vanilini ekledim. Bir çimdik diyebileceğimiz ya da bir yarım çay kaşığı diyebileceğimiz kadar tuzu da ekledikten sonra şimdi unumu şöyle bir eleme aleti yardımı ile çikolatalı yumurtalı karışımın üzerine eliyorum. Ve yine çırpma telim yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Brownie'de kabartma tozu kullanmıyoruz. Bunu da hemen not olarak size belirtmek istiyorum. Evet, brownie karışımım hazır. Şimdi bunu fırın kabımın içine alacağım. Şu şekilde 25'e 25 kare şeklinde bir fırın kabı kullanacağım. Küçük bir kap olacak çünkü ölçülerimiz çok fazla değil. İçine yağlı kağıtla bu şekilde kaplıyorum. Köşelerinden kestim yağlı kağıdı güzel otursun diye. Şimdi brownie'mizi kalıbımıza alacağız.
Evet, şimdi sıra geldi artık vişnelerimizi yerleştirmeye. Şöyle bir kase daha önce yazdan buzdolabında dondurmuş olduğum vişnem vardı. Onları çıkardım. Çekirdeklerini de ben dondurmadan önce zaten çıkarmıştım. Şöyle rastgele elimle istediğim kadar brownie'min üzerine doğru vişneleri serpiştiriyorum. Vişne yerine böğürtlen de kullanabilirsiniz. Frambuaz da kullanabilirsiniz. Ya da hiçbirini kullanmasanız da tadı gayet güzel olacaktır. Ama vişne çikolatayla bence ekşili tatlar olarak çok yakışıyorlar. Ve spatulam yardımıyla da hafif hafif şu şekilde bastırıyorum. Bu arada fırınımı 170 derecede ısıttım. Şimdi fırına göndereceğim. Sıcak fırına göndereceğim. Brownie'miz yaklaşık olarak 30-35 dakika fırında kalacak. Vişneli brownie'miz fırından çıktı. Ilık hale gelinceye kadar biraz beklettim ben onu. Şimdi servis tabağına alacağım. Evet, brownie'mizi servis tabağımıza güzelce yerleştirdik. Şimdi ben dilimlere ayıracağım. Mümkünse brownie'nizi bir gece buzdolabında bekletmenizi öneriyorum. Şimdi ayrı bir kapta benmari usulüyle yine biraz daha bitter çikolata eritiyorum. O çikolatayı da yine servis yaparken brownie'mizin üzerine dökeceğim. Dilerseniz böyle sade de tüketebilirsiniz. Ben biraz daha şık olsun diye şöyle çikolata gezdiriyorum. Ve diyorum ki eğer ekşili meyveleri çikolata ile beraber tüketmeyi seviyorsanız bu tam da size göre bir brownie. Muhakkak deneyin. Gerçekten çok lezzetli oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.